Fethi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Kara. Ontolojik kanıtlar, kozmolojik kanıt da denilen ilk sebep, evrenin kusursuz bir yaratıcıya olan ihtiyacı ve benzeri bir sürü görüş mevcut. Peki İslam düşüncesinde, Kur'an dışında Allah inancı ve düşüncesinin fikri, yapısı nedir? Özellikle kelam literatürümüz bize bu konuda ne söylemek ister? Evet, güzel. Kur'an dışında hocam Allah inancı ve düşüncenin fikri altyapısını soruyor. Özetle ben söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum. Soru güzel bir soru. Tabii ki bir inanan için Kur'an'dan dile getireceğimiz ayetler, deliller bağlayıcı ama inanmayan birisine anlatırken Kur'an'ı kullanırsak delil olarak bir kısır döngü oluşturur zaten aynı zamanda. Şimdi yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bir defa karşımızda var olan varlık, yüce bir varlık. Biz hakkında ne söylerse söyle, söylediklerimiz şeyin ötesindeki bir varlık. Yani bir öyle gizemli tarafı var. Zaten tümüyle kuşatabilsek, tümüyle ihate edebilsek, tümüyle anlayabilsek bu yaratıcı olmaz zaten. Rab olmaz. Yani tümüyle sınırlandırabileceğimiz bir varlık, beşeri bir varlıktır biliyorsun. Bir puttur karşımızdaki sonuçta. Onun için bir yönüyle aslında ispatlanamaz bir tarafı var. Erişilemez bir tarafı var. Yani ne söylerseniz söyleyin aslında söylediğiniz şeyler onun yüceliği karşısında kısmen anlamını yitiriyor. Ama bir tarafta da bir şeyler söylemek zorundayız. Yani biz insanız, yeryüzünde duruyoruz, dilimiz var, lisanımız var, kullandığımız sözcükler de yetersiz. Çoğu kere meramını da ifade etmiyor ama bunlarla bir takım meramımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi zaten bakın Kur'an'ın delillerine bakın. Yani yine Kur'an'a dönüyorum belki soruna cevap verirken ama Kur'an'ın delilleri aslında bizzat nasla dayalı delillerden çok evrene çağrıda bulunur. Yani kainata bakmamızı ister. Gezin, dolaşın. Devenin nasıl yaratıldığına bakın. Dağların nasıl dikildiğine bakın. Yağmurun nasıl dildiğine, yeryüzünün nasıl serildiğine, ovaların nasıl yeşertildiğine bakın. Bunun karşısında elde edilen nimetler ve bunun karşısında bir düşünce. İlk biraz önce Kant'a vurgu yaparak ifade etmiştim. Yani o görünenin arkasında görünmeyen anlamı. Bakıyorsunuz öyle bir vurgular var ki aslında bunlar akli deliller, şey değil. Tümüyle yani vahiden çıkarsak da Kur'an-ı Kerim akla çağrıda bulunur bizzat burada. Mesela diyor ki yeryüzünüzde sizin suyunuzu çekip alsa diyor. Size su getirecek olan kimdir? 2 sene kıtlık olsun. Ne yapıyoruz? Hemen ortalık perişan oluyor. Yani hakikaten bir zamanlar ata yurdunu terk edip gelmişiz sonuçta buraya kuraklık dolayısıyla. Yani hakikaten su getirebilecek bir kaynağımız yok. Yani bunlar üzerine düşünen akıllar için ibretler vardır diyor. Bakın herkese değil, herkese değil. Yani getirilen deliller herkesi ikna etmez. Kimi ikna eder? İnsaf sahiplerini ve izan sahiplerini ikna eder. Karşıdakinin dinlemeye ve ne diyeyim artık biraz insaflı ise ortaya koyacağınız deliller onda bir kanaat, bir güç, bir adım öne motivasyon oluşturur. Yoksa ben anlattım, delili ortaya koydum, karşıdaki imana gelsin böyle bir şey yok. Bu bir kere şey, hidayet ve dalalet kavramlarına da biliyorsunuz aykırı bir kavram. Yani sonuçta hidayeti veren Allah bir yönüyle. İnsanın çabası, gayreti var ama sonuçta yaratıcısı o. Dolayısıyla yani ortaya tabii ki mesela çok ilginç bir örnek. Bakın lisede, Anadolu Lisesi'nde derse giriyorum. O zaman stajyer öğretmenim, ilahiyat son sınıfta. Çocuklara dedim ki, çok zekiler ama müthiş deliller üretiyorlar. Çocuklara dedim ki, Allah'ın varlığına ilişkin delil türetin. Yani kendi zihninizde bırakın geleneksel işte kozmolojik delil, ontolojik delil, gaye ve nizam delili, kelamın delillerini bir tarafa bırakın, kendiniz delil türetin. Öğrencinin biri kalktı ve dedi ki, futbol maçı hocam dedi, futbol maçı. Düşündüm, futbol maçını nasıl delil getirirsin? Ama çocuk zeki, biliyorum. Yani bunu söylediyse arkasında mutlaka onun boşluğu dolduracak demektir. Nasıl olur dedim bu? Dedi ki, hocam dedi, futbol maçında hakem karar veriyor ve haksız karar veriyor dedi. O karardan geri de vazgeçmiyor, caymıyor. Dolayısıyla haksızlığa uğruyoruz dedi. O zaman bu haksızlığın karşısında bir telafisi olmadığına göre bu dünyada dedi. Bunun hesabının sorulacağı bir şey olması lazım, yurdul olması lazım dedi. Eğer böyle bir yurt varsa onun sahibi de vardır dedi. Baktım müthiş bir delil. Yani hakikaten öyle. Bu Kant'ın ahlak deliline benziyor bir yerine. Emin ol ama bunu lisedeki bir öğrencimiz türetti arkadaşlar. Yani tabii ki şu değil. Yani kelamcılar hudus delili dedi, imkan delili, gayev nizam, bütün deliller bunlardan ibaret değil arkadaşlar. Herkes kendi dilini inşa edebilir. Zaten kelam biliminin 2 yönü var biliyorsunuz. Bir yönü nedir? Statik tarafıdır, inanç esaslarını oluşturur. Diğer tarafı dinamiktir ki öne açıktır.
Herkes kendi hayal dünyasına göre, gücüne göre, ilmi kapasitesine göre delil türetir. Dolayısıyla delillerde sınır yok. Dolayısıyla kainatta her gördüğünüz şeyden bir delil çıkarabilirsiniz. Zaten ayetlere de bakın. Yani acayip bir şey. İşte küllün fi felekin yesbahun. Gök cisimleri kendi yörüngesinde yüzer de yüzer. Ya bakıyorsun acayip bir şey bu. Yani bu tamam vahiyden biz ilhamını alıp bunu söylüyoruz ama yani düşünce olarak akli bir delil aslında şey değil. Dolayısıyla yani bu akli arka planı sonuna kadar var. Yani yani bizim İslam dini aslında büyük ölçüde akla çağrıda bulunan. Yani şöyle bir cümle kuruyoruz bazen çok aşırı gibi algılanıyor. Aklı olmayanın dini yoktur diyoruz. Çünkü sorumluluğun, mükellefiyetin şartı akıldır biliyorsunuz. Hakikaten bir adımda Maturidi'nin de ona benzer yaklaşımı var. Akıl bilinen din gibi görüyor ama bu birebir özdeşleştirme değil bir anlamda. Yani bir anlamda inancın arka planını ve zeminini teşkil etmesi açısından akıl önemli bir faktör. Yani bir anlamda buradaki belirleme o. Yoksa bir akıl eşittir inanç değil. Akıl eşittir iman da değil. Akıl eşittir Allah'a inancı da değil. Yoksa çok büyük akıllı üstadlar var ki Batı dünyasında çoğu inanmıyor. Yani ne yapacağız şimdi? Bunu o şekilde açıklayamayız. Evet, çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Öğrencilerimizin sorusu var alacağız ama ben bir soruda geleceğim hemen. Mikrofonu alın siz lütfen. Şimdi hocam Müslümanların Allah tasavvurunun diğerlerinden farkını konacağız. Tevhid inancı öncesinde özellikle Tanrı'ya ilişkin inançlarla arasındaki temel farkı sormak istiyorum. Müslümanların Allah tasavvurunu diğerlerinden farkını öğrenerek devam edelim. Sonra arkadaşımın sorusunu alacağız. Evet. Yani İslam inancı, daha doğrusu işin başlangıcı itibariyle İslam kelimesi aslında tüm dinler için kullanılan ortak bir kelime olarak da görülmüştür. Hı hı. Yani Hazreti Adem'e indirilen din ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen din aynıdır. Yani tebliğ noktasından evet. Veyahut da vahiy Allah'tan indirilmiş olması noktasından böyle. Dolayısıyla birinin anlattığı Allah ile ötekinin farkı değil aslında. Peki farklılaşma nereden çıkıyor? Tarihin akışı içerisinde ortaya çıkıyor. Tevhid inancı var oluyor ama tevhid inancı bozuluyor. Bozulmaya yüzdü. Her gelen peygamber de bozulan tevhid inancını tahsiye ediyor. Zeminle rayına oturtuyor bir anlamda. Yani yoksa şimdi şöyle söyleyeyim burada. Tabii ki İslam inancı tevhid akidesi üzerine oturur. Yani Allah'ın birliği akidesi üzerine oturuyor. Yani yeryüzünde var olan pek çok inanç biçimi var ama bakıyorsunuz çoğulcu tanrı anlayışı var. Yani birden çok tanrıya inanıyorlar. İlahlar kabul ediyorlar. İlahlar, birincisi bu akla aykırı çünkü girişte ses denemesinde okuduğum ayette diyor ki yerde ve gökte pek çok Allah yaratıcı olsaydı diyor, yer ve göğün düzeni bozulurdu diyor. Yani bu böyle değil her şeyden önce. İkincisi mesela çok ilginç vurgular var hakikaten. Diyor ki bu vahiy Allah katından başka bir yerden indirilmiş olsaydı içinde bir sürü çelişki olurdu diyor. Çelişki de yok bakıyorsun, bir bütünlük de var. Şimdi bu da böyle. Diğer taraftan da bakıyorsunuz, birincisi soyut. Yani mesela bakıyorsunuz bizde şey yok. İkonik tanrı anlayışları yok. Yani haşa putlaştırmıyoruz, heykeller dikmiyoruz, ikonlar evet. Yok. Ne var? Soyut. Son derece soyut. Münezzeh, yüce, yaratıcı, müdahale eden, aktif olarak hükmeden ve yaratıcı bir tanrı anlayışı var. Daha doğrusu tevhid akidesi yönüyle öne çıkıyor. Biz de şuna inanıyoruz tabii ki. Evet, eski inançlar... Bu inançlar derken sadece vahiy menşeli inançları kastetmiyorum. Evet. Kabile dinleri de olabilir. Adam putlaştırıyor mesela. Mesela öğlen yediği helvayı akşam biriktirip tapıyor. Yani çok basite indirgenmiş bir açıklama biçimi ama bir yönde mantık olarak onu söylüyorum. Şimdi bir yönüyle orada tabii somutlaştırılmış bir şey var ama somut şeye güvendiğin zaman o somut şey dışıp kırılıyor, yıkılıyor. Yani bir de somut olan, sınırlı olan, burada olan şey öbür tarafı yönetemez biliyorsunuz. Yani hakikaten öyledir. Yani bütün aleme cihan şumul olacak ki bütün alemi ihat edecek ki el muhit olabilecek ki her yere nüfuzu geçebilsin. Dolayısıyla bu ancak el muhit olan her şeyi ihat eden bir yaratıcıdan beklenebilir. Yani tevhid akidesi soyut olması bir de şöyle bir tarafı daha var tabii bir ayrıcalık olarak söylüyorum bunu. Çoğulculuk çok tanrıcılık ilkel bir inanma biçimidir. Yani ne demek? Yani zihin dünyası gelişmemiştir. Zihin dünyası geride kalmıştır. Pek çok tanrılar üretmiştir. Yani Yunan bakıyorsunuz o kadar çok tanrısı var ki artık tanrıları ayırt etmekte zorlanıyorlar. Tanrılar panteonu oluşturuyorlar ondan sonra. Federasyon gibi bir şey. Yani bu değil aslında. Bu yani ne de ikonik tanrıdan, somut tanrı anlayışından soyuta doğru geçmek aslında akıl olarak da daha yüce bir düşüncedir. Daha gelişmiş bir tefekkür dünyasıdır. Bu böyledir. Aynı zamanda da tabii ki tevhid akidesi bir anlamda bizim diğerlerinden en büyük farkımızı oluşturuyor.